İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armene Gabrahamyan 28 Aralık'ta yurttaşlarımızın sorunlarını yanıtlayacak. Grigor Amirzayan ile günün konusu. Avrupa'nın kaderi Ukrayna ve Filistin'e değil Artsah'a bağlıdır. Bakü tarafından asılsız suçlamalarla mahkum edilen Vagif Haçadıryan mahkemenin kararına itiraz etti. Yerevan, Bakü'nün barış anlaşmasına ilişkin önerilerini aldı. New York Times, ABD-Rusya Federasyonu'nun Doğu Ermenistan konusunda anlaşması. Batı Ermenistan'ın Edesya, Urfa'daki Yusuf Asvazadzin Ermeni Kilisesi harabeye döndü. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agap yıl sonunda 28 Aralık'ta bir konuşma yapacak. Batı Ermenistan olarak sizde devlet başkanına sorularınızı sorabilirsiniz. Sorunsuz ve düzenli bir soru cevap oturumu sağlamak için lütfen sorularınızı Western Armenia TV'nin Facebook sayfasına gönderin. Soru gönderme süresi 25 Aralık'tan 27 Aralık'a kadar sürecek ve saat 18'de sona erecek. Lütfen her sorunun başında tam adınızı, soyadınızı, ikamet yerinizi, mesleğinizi belirtmeniz gerektiğini unutmayın formüllendirilmiş sorular kısa ve net olmalıdır. Soru cevap Batı Ermenistan Devlet Televizyonu kanalında yayınlanacak ve izleyicilere devlet başkanıyla doğrudan iletişim kurma fırsatı verilecek. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili Grigor Amirzayan, Noel ve yeni yıl münasebetiyle yıl sonu mesajı gönderdi. Batı Ermenistan Milletvekili Amirzayan, 2024 yılında daha yapacak çok işimiz olduğunu ve bunu Ermeni Devleti'nin daha da güçlenmesi ve ülkemizin kalkınması için bir atılım yılı haline getirmek zorunda olduğumuzu kaydetti. Avrupa Birliği'nin dış ve güvenlik politikasının yüksek temsilcisi Josep Borrell, The Guardian'a verdiği reportajda Ukrayna'da Avrupa Birliği'nin varlığının tehdit altında olduğunu belirtti. Rusya hiçbir zaman bir ulus olamadı. Her zaman Çar'la, Sovyetlerle ve şimdi de Putin'le bir imparatorluk oldu. Borel bu Rusya'nın kalıcılığıdır, siyasi kimliğidir ve sonuç olarak komşularına, özellikle de bize yönelik bir tehdittir dedi. Gazze şeridindeki savaşla ilgili olarak Hamas'ın sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda bir fikir olduğunu kaydetti. Böyle bir fikir Yalnızca daha iyi fikirlerle mağlup edilebilir. Yalnızca bombalarla değil. Avrupa Dışişleri Bakanı, Avrupa'nın kaderinin sözde demokratik dünyanın şiddet yoluyla çatışma çözümünün yasallığını tanıyıp tanımayacağına bağlı olduğunu kabul ediyor. Aslında Ukrayna ve Filistin'de bu sorun çözülüyor. Ancak Ukrayna ve Filistin, demokratik dünyanın 2020-2023'te artsahta Doğu Ermenistan'a karşı Rus-Türk terör savaşının sonuçlarını zımnen tanımasıyla mümkün oldu. Artsah savaşından sonra üç temel uluslararası ilkeden ikisine, kendi kaderini tayin hakkı ve çatışmaların güç yoluyla çözülmesinin kabul edilemezliğine yapılan atıflar bir şekilde uluslararası belgelerden kayboldu. 2021 Ekim 2023'te ABD Avrupa Birliği ortak açıklamasında imzacıların Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasında egemenliğin sınırların dokunulmazlığının ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınmasına dayalı kalıcı barışın kurulmasına kararlı oldukları belirtildi. Demokratik dünyanın temel olarak üzerine inşa edildiği kutsal güç kullanmama ilkesinden söz edilmiyor. Söz edilmiyor çünkü bu durumda İsrail'in meşru müdafaa hakkından mahrum bırakılması ve petrol sahibi Aliyev'e zarar verilmesi gerekecektir. Politico, Aliyev'i Avrupa'nın en umut verici ve güvenilir ortaklarından biri olarak nitelendiren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Eylül-Ekim aylarında Arsat'ta yaşanan olaylar hakkında yorum yapmadığını yazıyor. Gazete, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Aliyev'e acil ve iyimser bir telefon görüşmesi yaparak Artsa Karabağ Ermenilerine iyi davranmasını istediğini ancak görünen o ki Avrupa'nın Aliyevi yaptırımlarla cezalandırma yönünde herhangi bir nüfuzu veya arzusu olmadığını yazıyor. Avrupa Parlamentosu'nun 5 Ekim 2023'teki bir karar kabul etmesine ve Artsakh Dağlı Karabağ'da ateşkesin ihlalinden uluslararası ve insani açıdan sorumlu olan Azerbaycan hükümeti üyelerine karşı yaptırım çağrısına bulunmasına rağmen Avrupa Birliği yürütme organlarının tutumu budur. Yani Borel sahtekar. Aslında Avrupa'nın kaderi Ukrayna veya Filistin'de değil Artsak'ta belirleniyor. Artsak'taki demokratik ikiyüzlülük ve kendi temel ilkelerinin reddedilmesi Avrupa'ya domino etkisi gibi ulaşacaktır. Borel'in telaşlı ses tonu her şeyi çok iyi bildiğini gösteriyor. Basının belirttiğine göre Berzor koridorunda 29 Temmuz 2023'te Azerbaycan güçleri tarafından kaçırılan ve asılsız suçlamalarla mahkum edilen Vagif Haçadıryan, basına yansıyan mahkeme kararına itiraz etti. 25 Aralık'ta Bakü Temiz Mahkemesi'nde Yargıç Hasan Ahmetov başkanlığında yapılan oturumda Vakıf Haçadırya'nın temyiz başvurusuna ilişkin deliller ve kişisel veriler incelendi ve ilk duruşmanın 7 Ocak 2024 tarihinde yapılması planlandı. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, konuyla ilgili gazetecilere verdiği bilgide Yerevan Bakü'nün barış anlaşması metniyle ilgili önerilerini aldı hatırlatmak gerekirse Bayramov resmi Bakü'nün barış anlaşmasına ilişkin bir sonraki tavsiye paketini bu yılın Kasım ayının sonunda Yerevan'dan aldığını söyledi. Bayramov geliştirdiğimiz tavsiye paketi bir ay içinde Doğu Ermenistan'a sunuldu. Süreç devam ediyor. Toplantıların 2024 yılında gerçekleşeceğini düşünüyorum dedi. Bayramov biz bu meseleye gerçekçi ve imser bakıyoruz. Aynı zamanda Barış anlaşmasından bahsederken bunun her şeyi %100 çözemeyeceğini de anlamalıyız diye konuştu. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmayı mevcut cephe hattında dondurmaya hazır olduğunu aracılar aracılığıyla Batılı ülkelere bildirdiği iddiasının yer aldığı New York Times yazısı büyük ses getirdi. Genel olarak Amerikan basınında bu tarz yazılar sıkça görülmeye başlandı ve bu da şüphesiz Biden yönetiminin niyetini dile getiriyor. Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü New York Times'ın makalesine atıfta bulunarak Putin'in Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırıya hazırlanmak için zaman tanıyarak Rusya'nın yararına olacak geçici bir ateşkes isteyebileceğini yazdı. Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü analistleri Putin'in ateşkese ilgi duyduğu iddiasının Rusya'nın Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla askeri yardımını geciktirme ve engelleme çabalarının yanı sıra Batılı politikacıları yanıltarak Ukrayna'yı Rusya ile müzakereye zorlama yönündeki çabalarının bir göstergesi olduğunu yazıyor. Pek çok Amerikalı uzman, makalenin arkasında Moskova ile resmi olmayan bir müzakere kanalı sürdürmeye çalışanların olduğuna inanıyor. Eski Amerikalı yetkililerin ve diplomatların da dahil olduğu sözde ikinci yol müzakerelerinden bahsediyoruz. Bu grubun faaliyetleri Ukrayna'ya askeri desteğin sınırlandırılması ve Kiev ve Rusya'nın koşullarıyla barışın dayatılması açısından Biden yönetiminde Rus hattının lobicileri olarak değerlendirilen ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jackie Sullivan ve CIA Direktörü Burns tarafından koordine ediliyor. Sullivan, Bonus ikilisi Rusya'nın planlarını ve Rusya'nın bölgedeki varlığını geciktirme çizgisini izliyor. ABD, Doğu Ermenistan Devleti'nin ortadan kaldırılmasına ilişkin Rus-Türk anlaşmasına katıldı. 17 Eylül'de Konstantinopolis'te düzenlenen ABD, Rusya Federasyonu Avrupa Birliği konferansta Artsakh'ın işgal edilmesi ve yerli çoğunluğun sınır dışı edilmesi kararının alındığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 21 Eylül'deki özel oturumunda yasallaştırılan bir ikinci yol müzakeresiydi. Biden yönetimi Ukrayna konusunda en azından görünürde karşıt görüşlere sahip olsa da Doğu Ermenistan konusunda herhangi bir anlaşmazlık yok. Fatma Keber'in Duvar Gazetesi'nde yazdığına göre Batı Ermenistan'ın Edesya, Urfa'nın Germuş köyündeki tarihi Ermeni Sürp Asvazazin Kilisesi tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 2018 yılında kilise Haliliye İl İdaresi'nin maddi destek programına alınmış ancak şu ana kadar kilisenin onarımı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış. Teber'e göre 19. yüzyılda inşa edilen bu kilisenin kubbesinin bir kısmı yıkılmış durumda. Kilise, zamanın tahribatına ve hazine hırsızlarının kaçak kazılarına maruz kalıyor. Gazeteci, Urfa Bölge Turist Rehberleri Odası Eski Başkanı Müslüm Çoban'ın, turizmin gelişmesi için kilisenin bir an önce restore edilmesi gerektiğini vurguladığını belirtiyor. Ayrıca bu kilisenin, Hortasar, Göbekli Tepe yolu üzerinde olmasının önemini de vurguladı. Fatma Keber, bölgedeki kiliselerin neredeyse tamamının camiye çevrildiğini yazıyor. Daha önce burada iki kilise vardı. Bunlardan biri neredeyse tamamen yok olmuş durumda. O kiliseden eser bile kalmadı. Bu nedenle Müslüm Çoban'a göre yetkililerin bir an önce Ermeni Meryem Ana Kilisesi'ni restore etmesi gerekiyor makalede Ermeni Kilisesi'nin restorasyonu konusunda bu yılın Eylül ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme geldiği hatırlatılıyor. Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'a Urfa'nın Haliliye ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nin korunmadığından dolayı tahrip olup olmadığını sordu. Mahmut Tanal, Nuri Ersoy'dan şu soruları yanıtlamasını istedi. Yok olma noktasına gelen Germuş Kilisesi'nin derhal koruma altına alınması için çalışma yürütüyor musunuz? Bu çalışmalar ne zaman hayata geçirilecek? Bu tür çalışmalar yapılmazsa, kilise koruma altına alınmazsa telafisi mümkün olmayacak tarihi ve kültürel kayıpların yaşanacağı açık değil mi? Makabe sonunda Haliliye Vilayet İdaresi'ne de açıklamada bulunması talebiyle başvurulduğunu ancak buradaki yetkililerin Ermeni Kilisesi'nin onarımı konusunda net cevaplar vermedikleri belirtildi. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Gaya Arzumanyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Garodumemkez Memkez Artsah adlı eseri sunuyoruz. eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.